Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulina Muhammedin salavat. En zor iş, insan kendisini yönetmesidir. Çünkü yöneteceği kişi yine kendisidir. Yönetilecek de yönetecek kişi yine kendisidir. Ben kendimi yöneteceğim. Enteresan, hiç onu düşünmedim ben. En zor iş kendini yönetmek. Evet. En zor iş insan kendisini tanımasıdır. Başkası kolaydır. Hatta Allah, ben arefe nefse fakat arefe rabbe. Yani Allah bile tanımak ve tanınmak kolaydır. Allah kolaydır. Çünkü hariçtir. Ama insan kendisini tanıması çok zordur. Yani Mehter, şuraya gelebilirsin abi, rahat edersin bak. Tamam. Şimdi hemen Kur'an psikolojisine gireceğim de. İnsan 18 bin alemin kavşağı. Her bir alem kendisini bir şekilde ifade ediyor. İmam-ı Gazali der ki döneminde, her gün en az 2000 haleti ruhiye, fikir ve his değişikliğine uğrar. Fırtına eser, bazen poyraz, bazen lodos eser. Onu dengede tutturabilmek için der Gazali, ikide bir oynak, kaypak, değişen ve dönüşen ölçülerle, ben yuvarlak söylüyorum, onu tutamazsınız. Eğer sabit ölçünüz yoksa, sabit bir şablonunuz yoksa, zaten öyle dua var hadiste, devamlı değişen kalp için söylüyor Allah Resulü, kalbimi diyor, istikamette, rizanda sabit kıl. Öyle mi? Sen duada yapıyorsun ya bakalım. Şimdi değişen bir fikir, gireceğim mevzuya da, değişen bir fikir, oynak bir his, kontrolü çok zor olan bir latife ruh, fikir dima, his kalp, latife ruh. Bunlar üçü bir arada. Bunu kontrol etmek, cennetini fethuli fi ibadi, fethuli cenneti, gireceksiniz geleceği söylemiyor. Gir cennete veya bu cehennem oluyor. O kadar acayip bir ileriye giriyor ki bu cehennem oluşu. Bundan kurtulmak çare, ilaç, hap neymiş biliyor musun? İntihar. İntihar bir şeyin çaresi gibi gözüküyorsa o cehennemi hayal edebiliyor musunuz? İntihar çare görüyor. Ona göre çare intihar. Peki çare bu zannediyorsa o insanın içinde yaşadığı nedir? Alevleri düşünün. İnsan kendisini kontrol edemediği için ya fikir üç boyutta geliyor. Ya fikir, ya his, ya latife. Dima, düşünce. Aklıma bela olmuş. Aklımın şerinden aklımı kurtarmaya çalışıyorum. Düşüncelerimle düşüncemi kontrol etmek ne kadar zor. İşte bu insan üç zamanla mukayyet. Geçmiş, hal ve gelecek zaman. Aslında bu ders terapi dersi yani, biliyor musun? Böyle de doktor da bilmez bunları. Bu saha rüyat sahasıdır. O bedensel hormonlar noktasında söyler. Düşünce noktasında söyler. Şöyle düşün, böyle düşün. Bu niye hiç? Niye? Şu hormon eksik. Biz histen bahsediyoruz, latifeden bahsediyoruz. Şimdi üç zaman. Gelecekten korku olur. Elem olmaz, korku olur. Geçmişten elem olur. Şimdi şu zamanda en çok insanı meşgul eden şeytan, geçmişin alamını, elemlerini getirir, bloke eder. Geçmişin olumsuzlukları var ya, bir sürü olumsuzluklar olmuştur yani. Hayatın içerisinde onlar da lazımmış. Tek başına ömür boyu yediğin tuzu yersen şimdi ölürsün.
Ama 40-50 seneye yemeğe dağıtarsan gayet de lezzetlidir. İşte olumsuzluklar da böyle. Getirir onu sanki bu zamanda yapmışsın gibi, bugünkü mahkemesine koyar, düşünceni, hissiyatını, latifini bloke eder. Bloke edince artık yaşanmaz olur. Bu sefer ne yaparsın? Filmdir, şarkı türkülerdir. Bunlar sıkıntıdan kurtulmak için bulunan geçici neşter değil, uyuşturucu, üfürücü merhemlerdir. Peki çare nedir? O zaman bana öyle bir şey lazım ki, bu değişen ve dönüşen bir sistemi, değişen ve dönüşen bir sistemi kontrol altına alıp, yani sıkıntısız bir dünya, öyle bir dünya yok. Öyle bir şey hayal etme, öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Sıkıntı olacak. Sıkıntıyı sıkıntı yaparsan sıkıntı sıkıntı oluyor. Sıkıntını yönetebilirsen, arkasına geçersen, o sana basamak olur. Kemal olur. Yani yandım piştim oldum olur. O zaman böyle değişen ve dönüşen bir sistemi, standart böyle bir şablonu yoksa, yani ikide bir değişiyor. İkide bir değişiyor duygular, düşüncesi. Tam ne güzel oturtmuştum bugün. Yarın veya gece. He ama bir düşünce geliyor. Farklı bir ek. Hayda yeniden o ne güzel oturtmuştun o sistemi. Ufak bir kıvılcım geliyor. Bir fikir, bir his. Ya bunu da deseydim keşke. Bu sefer onu alt üst ediyor. Yeniden düşünüyorsun. Böyle devam ettikçe insan yoruluyor. Yoruluyor ve tahammül edilemez bir hale geliyor. O peki sabit bir şablon var mı? Var. Nedir o? Edile-i Şeriye, kitap, Kur'an, sünnet ve ulemanın kıyası ve icma. Yani sana denmiş ki de, deme, ver, verme, git, gitme. Bu kurallar, bu fiziği yöneten metafizik aleminin koridorları ile bloke etme, seni olayın arkasına taşıyan yöntemlerdir. Din zannediliyor ki böyle bir sevap günah zannediyor. Sevap günah, din öyle zannediyor. Din ustad diyor ki din hayatın hayatıdır. Evet. Hem de ruh hem esasıdır. Din hayatı yönetmektir. Din alemlerle varlıkla kendini ifade etmektir. Din olayların ilişkisi ve çelişkisini çözmektir. Din farkındalığa getirmektir. Din duygularına ve fikriyatına kıblesini koymaktır. Kendine anlam katmaktır. Varlığın süreci olmadığını, varlığın başı ve sonucu olduğunu, ağacın çekirdeği ve meyvesi gibi olduğunu sana söylüyor. Bu din böyle bir namaz, oruç zannetme. Buna delil zaten sizde, biz de yaşıyoruz. Bu şablonlara uyulmadığı zaman evler olsun, kişiler olsun nasıl fırtınalar estiğini, nasıl aileler çöktüğünü, çatır çatır nasıl sesler geldiğini, akrabalar, yuvalar, içsel alemlerin nasıl sesler getirdiğini siz zaten biliyorsunuz. İnsanlık ne hale geldiğini. İşte ustad da bunun en temelini bir öyle bir enerji bulmuş ki, var olan enerji zaten, ama ona odun atıyor işte sönmek üzere. İman diyor. İman şöyle bir bağ zannediliyor. Bir münasebet, bir anlayış zannediliyor. Hayır, imana kuvvet ve nur diyor. Yani enerjidir, varlıktır. Pildeki enerji gibidir. Onunla sen sesi de, kamerayı da, kaydı da yazıyı da yaparsın. O akü, batarya. İşte o enerjiyi aktif etme yolunu seçti. Çünkü bu asır fikren, hissen ve latife olarak çökeceğini biliyor. Çünkü niye? Asır imamı. Risale-i Nur onun için imana kuvvet vermiş. Adama diyor ki diğer meşhur, şimdi yani farkında değil, asrı tanıyamamış ki. Şunu okuyun diyor gece. Teheccüde şunu yap diyor. Ya adam intiharı düşünüyor ya, ne namazı ya. Namazı farzdan vazgeçti de teheccüden bahsediyorsun. Yani
acayip bir şey yani. Bu sanki tarihin derinliklerinde bulunan bir ruhun hortlamış hali. Hiçbir şeyden sanki dünyanın gerçeklerinden haberi yok. Şunu okursanız şu kadar sebap olur diyor. Lan duman olmuş aileler, fikirler altı solmuş. Hayat anlamını yitirmiş, intihar seçenek olmuş. Sen nereden bahsediyorsun? Neyi bahsediyorsun? Bu tamir midir ya? Şu kadar namaz kılsanız. Yani kendisini fark etmemiş ki ben kimi bilmiyor. Onun için o tür söylemler var olan imandan istifade yolu der tarihçi hayatta. Var olan iman buna yeter mi bunu yapmaya? O enerji buna kafi mi? Bu baş, bu akü bunu çevirir mi yani? Bu 12 voltluk, 24 voltluk aküyle dozeri motorunu mu çalıştıracaksın yani? Dozeri nasıl çalıştıracağız? Taksi ancak zor çalışır. Yani imanı kuvvetlendirmek gerekiyor. İşte ben de imani hizmetlerin dışında böyle orada malum hadise işte hapisteyken böyle dedim ya Kur'an'a şöyle bir psikoloji diye bir bakayım. Bakayım neler diyor da ne ölçüler bulabilirim kendime merhem olarak. Ben de size sunayım. Şimdi İsra suresi. Bazen sari mealdir, bazen işarettir, bazen telmi, ima, remizdir. Yani gizlidir. Ama bu kelimeleri, bu cümleyi aynı ara yok. Onu ehli görür. Yani mesela bir kadın çocuğa baktığı zaman alamıyor. Altı pis diyor. Daha bir şey demedi. Nasıl anlar kardeş? O başka bir göz. Karnı aç diyor. Anlar. Mesela esnaf. Nasıl bir gözse bu adam dükkana girdi. Alacak mı almayacak mı? Çevre, piyasa araştırması mı yapıyor? Alacaksa taksit de mi alacak? Hepsini anlar. Esnaf olan hakikaten anlar. Öğretmenler, talebi 2-3 gün sonra kimin ne olduğunu, ortalama ne seviyede olduğunu bilir. Ben Allah'ın izniyle böyle dinlerken, bu olsun cami olsun, %70-80 bu insanın şu anda aleminde neler olduğunu Allah tabii ki bu işi tabii ki vermiş. %70 bu insan nasıl dinliyor, nasıl istifade ediyor, ona göre değiştiriyorum veya bazen ortaya başka bir şeyler atıyorum kasten. Şimdi bu gözle baktım demek istiyor. Diyor ki İsra suresinin 2. ayeti. İnsan korkusu geleceğedir. Geçmişten elem var. Şimdi geleceğindeki korkuyu izale etmek için Allah bak ne diyor Celle Celaluhu. Benden başkasına güvenip dayanmayın ve benden korkun. Eğer ondan hakkıyla korkarsan korktuklarından emin eder. Yani başkasına, benden başkasına tabii ticaret yapmayacak mıyız? Normal adetullah kuralını uygulayın. Bugün kişiler arasındaki ilişkilerde, aile arasında ve ticarette vesaire sıkıntının sebebi güvene dayalı bir yapıdan kaynaklanıyor. Ama eğer Kur'an'a uyulsaydı, her şey kayıt ve zapt altına alınsaydı hiçbir sorun olmazdı. Sünnette de bu geçiyor. Kur'an en uzun ayeti müdayene ayetidir. Hep anlaşmadan bahsediyor. Hepsini kaydedin diyor. Sahabe sahabeyle iş yaparken kayıt yapıyordu. Sen ve ben sahabeden daha mı güveniliriz ki? Güveniyoruz. Sonradan fiyasko veriyor. Olmuyor. İşte ne diyor? Benden başkasına güvenip dayanmayın. Benden korkun. Başkasına korkmayın. Yani korktuklarından emin ediyor bu sefer. Sana bir sükunet indiriyor. 8. ayet. Ceza amel cinsindendir. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz biz de cezayı tekrarlarız. Bir ceza mı geldi kardeşim? Onun hakkı bunun haklısına bakma. O zahirde tamam. Beşeri münasebetlerde, kurallarda, sistemlerde hakkınızı ortaya koyun. Ama her olumsuz seni rencide eden hadisede şöyle yap. Beşerin zalim eli var. Fakat şöyle diyorum. Yani onunla uğraşırsan batak gibidir. Seni çeker boğar. Tamam o yapacağın kadar hakkı ifade edecek kadar et. Olayın arkasına geç. Beşer zulmeder. Kader adalet eder. Hangi efalimle
kadere fetva verdim ki beni Allah bununla imtihan ediyor. Çünkü ceza mıdır bu? Ceza. Yani ceza derken çekilen bir şey. Yani suçlu olduğundan değil. Suçlu olma, ondan bahsetmiyorum. Azap çekiyor musun kardeşim? Sıkıntı çekiyor musun? Ha, bu bir cezadır. Hani de duada diyoruz ya. Cezaekumullah hayren kesira. Allah sana çok hayırlı cezalar versin. Yani nedir o? Hayırlar versin yani. Şimdi olayın arkasına geçip olayı bu ne diyor bir mektup gibi okursak ilahin nas olur. Yani lazı bir Rabbin nas hayatından bazı kişileri, bazı olayları, bazı şeyleri çıkart. Melikin nas hayatına bazı şeyleri ekle, bazı kişileri cemaat vesaire olur. İlahin nas olayları mektup gibi okuyup ilah yani isimleri fark et. İsimlerin karşılıklarını sende olduğunu uyandır. Olayın farkındalığı nispetinden olayın arkasına geçiyorsun. Olayın arkasına geçince olay sana ayna gibi oluyor. Bu Allah canibinden kudretin azameti altında bakma anlamına geliyor. 168 işaret-i cazda. Siz diyor başınıza gelen ceza amel cinsindendir. Amelinizden kaynaklanıyor. Yanlış sünneti şey yapmaktan. Bir de siz diyor ben sizi affettim diyor vesaire. Bir düze çıkarttım. Siz diyor tekrar günaha isyaya dönerseniz ben de tekrar cezaya dönerim. Sekizinci ayet ile 32. ayet. İkisini cem ettim. Ne diyor? Yaptıkları günah, kötülük ve zulümlerden dolayı başkalarına bir şey gelmemelerinden Allah'tan şüphe ve inkara gittiler. Oysa Allah iman etmez, mühlet verir. Şimdi yaparız hatayı. Bakarsın sen de. Ya çok acayip. Ben çok gördüm Müslümanı böyle. Çok müracaat ettikleri için. Hocam diyor veya cemaat içindeyse abi diyor. Ya bu adam bu zulmü yaptı. Kadın, bu erkek bunu yaptı, yaptı. Hiçbir ceza gelmiyor ya. Tamam. Bununla Allah'a isyan edenleri biliyor. Tövbe tövbe. Ya Rabbi affet. Tekrar etmekten de Allah'tan korkarım. Allah'a havalet deyince ne dedi biliyor musun bana? Ettim de ne oldu diyor. Tövbe estağfurullah. Onların yanından hemen kaçın diyor. Zira onların helak olursa sizi de alır helakiyet. Yani tövbe estağfurullah. O zaman Allah ne yapmaz? Mühlet verir. İhmal etmez. Acele etmez. Sonuna bırak. Karışma. Tamam. Eğer müdafaa etmeye zorla baktın ki gerekçelerini yaptın, ettin, söyledin, olmuyor. Bırak, onu kalbine ne yaşatacağını bırak ona. 11. ayet. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister, insan pek acelecidir. Şerri hayrı ister gibi istiyor. Şerri istiyor ya. Sebeplerine uyuyor. Diletiyor yani. La çıktın işte. Allah bir fırsat verdi sana. Ah işte bir fırsat işte. Cemaatler bir fırsattır. İyi arkadaşlar bir fırsattır. İyi bir kelam, bir kelam sana bir sadakadır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Güzel söz kadar sadaka olur mu? Yani bazen güzel bir söz merdiven olur. Bazen bir gözlük olur. Bazen bir dürbün olur. Bazen bir vasıta olur. Bazen bulunduğun hapishanede kapıyı açan kilit olur. O kadar. Yani bunlar bir fırsattır. Fırsatları kullan. Her zaman fırsat olmaz. Gazali der ki, ölmeden önce insanlığının kıymetini bil, öldükten sonra bir daha buradaki bir insan olamayacaksın. Burada şerlerle beraber kalmayız. İnsanla bir şer, beşer. Ne kadar şerden sıyrılırsak o kadar insan oluyoruz. O sıyrılma orada olacak ya. Orada iki boyut yok. Tek boyut. Onun için insanlığının buradaki boyutunun kıymetini bil. Bir de eline geçmeyecek. Burasını ganimet kabul edin. Zulüm yapmaktansa zulme uğrayın. Öldürmektense ölün. Çalmaktansa çalının. Vurmaktansa vurulun. Daha hayırlısı budur. Rivayet hadiste okuduklarımı topladım size. Ahir zamanda böylemiş. Bu mazlum, zavallı, kötürüm olma anlamında değil. Hakkınızı müdafaa edin, koruyun, gerekçelerini yapın ama
bu seviyeye gelirse zulme uğrayın, zulüm yapmayın. Ölün fakat öldürmeyin. 12. ayet. Gecenin ayeti ay ve karanlık. Gündüzün ayeti ise şuraya bak Allah. Ayet delil demek. İspat demek. Gecenin ayeti ay ve karanlık diyor. Sakın zannetmeyin şu gece karanlıktır. Gece ve gündüz alemdir der Kur'an'da. Karanlık onu örttü. Geceyi birbirinden ayırmak için ona bir alamet koyduk. Gece ayrıdır, karanlık ayrıdır. Geceyi karanlıkla örttük, boyadık diyor. Daha ilim bunu bulamamış. Daha bu yok. Ama bundan biraz bahsediyor. Öyle. Einstein'da biraz şeyi var böyle. Fakat Kur'an net ayırmış. Tahmin demiyor. Karanlık ayrıdır. Bak bir tanesi bu. Gecenin ayeti. Ay ve karanlıktır. Gece madem karanlıksa geceden sonra ay karanlığı niye kullanıyor? Ve ateşe leyleha ve ahirece duhaha. Geceyi alameti nedir? Karanlık oluşudur. Onu boyamaktır. Yoksa gece karanlık değil. Ama hep böyle gördüğümüz için gece karanlıktır. Gündüzün ayeti güneş ve aydınlıktır. Onu da aydınlıkla doldurmuş. Yani güneşi çekip çıkarırsanız gündüz güneş değil midir? Evet. Peki onu doldurduğu için güneş dedik. Gündüzdür. Aynı o saatte güneşi sokun, atın. Ne oldu şimdi? Hani gündüzdü? Ha, gündüz denilen bir şey kendisi sabittir. Güneş içeriye gidince gündüzdür diyoruz. Aslında o bir alemdir. Ne gündüzdür ne gecedir. Mağarada, mesela mağaralar mesela karanlıktır değil mi? Evet, gündüz. Gündüzdür. Vücudunu, varlığını gösterendir. 15. ayet. Yani insanla ilişkilendirdim bu. İnsan öyle bir mahluktur ki bazen bu gündüz ortasında geceyi, bazen gecede gündüz ortasını yaşar. Sabahlara kadar balkonda oturup yatamayan, uyuyamayan insan gece değil sanki gündüzü yaşıyor. Bak görüyor musun? İç aleminde güneş doğmuş ve duman etmiş. 15. ayet. İnsanın beşeri aklı ve bilgisiyle aydınlanamayacağı, çünkü niye? Kendi bilgisi yükseldikçe kendisine düşman olan o da duyuyor. O da yükseliyor. Mesela Jung diye birisini duydun mu? Jung. Yok abi duymadım. Duymadım söyle. Deneyi yok muydu? Deneyi vardı. Yani. Vardı evet. Deneyi. Jung. Şimdi Jung, şimdi psikolojinin kurucusu kimi diyorlar? Hatırladınız mı? Sigmund Freud. Freud. Ya ha, Jung, neyse abi. Jung. Jung dedim ha, Jung. Ben yanlış. Evet, telaffuz. Jung, tamam. Jung değil ya. Adler Jung ve işte Freud abi. Freud. Bu da arkadaş bak bir şey anlatacağım size. Freud diyor ki, psikolojinin kurucusu. Evet. Bak ne kadar onların şimdi tespiti ve teşhisiyle ilacı ne kadar faydalı. Diyor ki, onun üstü bu tespit üzerine kurulmuş. İnsanı hareketlendiren şehvettir diyor. Evet. Şehvettir derken cinsellik değil, istek. İnsanı hareketlendiren, Jung diyor ki, yok diyor ona. Bir deney yapmış. Koca bir kitabı var böyle, ben hulasa edeceğim. O, bu meselede ondan ayrılmış. Ve sonuca varamadan ölmüş. İyi dinleyin bunu ama. Koca bir kitap sana. Diyor ki, çok sıkıntılıydım. Buhran geçiriyordum. Hatta intiharın eşiğine kadar geldim. Kendimi nasıl yöneteceğim? Onu araştırıyordum. Sonra kendimi bir yere kapattım. İlim yaptım. İç doğuşlar, yani ilham. İç sezişler, isyan. Onlarla belirli bir kıvama bir yere geldim. Ve kendim çok mutlu oldum. Tamam dedim diyor. Çıktım, bitti yani düze çıktım. Çok uğraştım ama. Bilmem 10 sene mi ne uğraşmış. Çıktım düze, çok mutluydum. Çünkü ben çıktığım gibi düze, insanlığı da çıkartacağımı inanmıyordum. Onun için çok mutluydum. Bak şimdi, diyor ki acayip bir şey yapıyor. Tanımlayamıyor. Keşke 13. lemayı okusaydı. Fakat diyor, şöyle ya, benim aklım diyor, bakın iyi bakın elime, benim aklım yükseldi, sıkıntılarım aşağıda kaldı. Dağdan bakıyordum şehire.
Ondan sonra çok mutluydu. Sonra Mehdi abi, bilmiyorum kim olduğunu ama hayli zaman sonra o sıkıntıları geçmiştim ya. Ben şimdi, benden başka içeride kimse yok. Hep ben varım. Kimseyle de görüşmedim. Buradayken ve bitirmiştim. Baktım hayli zaman sonra bidona su doldurursun da diyor. Plastik yükselir gibi. Bunun da benim aklımın seviyesine kadar çıktığını gördüm. Sıkıntıların. Baktım ki benim aklımın tespit ettiği, bulduğu çözümleri tek tek tersini yaparak tepe taklattırmaya çalıştı. Yani benim o bulduğumun tersini buluyor ve bir kısmını ihmal etti. İmha etti. Bitirdi yani. Tepe takla yaptırdı diyor. Ya diyor ben başka kitap okumadım. Kimsenin seminerlerine katılmadım. Bu diyor nasıl yükseldi buraya ve bu kimdir? Aklımın aklımın belası olan bu akıl, o da akıl. O da akıl. Benim aklımı çelme takan, aklımı tepe takla yaptıran, imha ettiren bu akıl, bu da akıl. Çünkü aklıma o kadar eşit, bazen o kadar galip ki aklım aciz kalıyor. Aklım inlediğini hissediyorum diyor. Ha? Bu ben başka bir yerde mi almadım? Benim içimde benden başka birisi mi var ki buradayken buraya çıktı bu? Ve kim olduğunu bulamadan öldü. Kim bu? Ama böyle bir aklıma mukabil akıl, düşünceme mukabil bir düşünce var. Hatırlarsınız bir serbest bölgede neyden misal vermişti? Ney? Mevlana'nın güzel bir misalidir. Neyin önüne kim geçerse o kendisine çalar. 7 tane deliği var. Mesela şeytan gelir, o çalar. Melek gelir, o çalar. Yani bu serbest bölgeye malzeme veren ya şeytan ya melek. Üstad diyor ki, hani ben Yunus'a emir demiş ya, bende bir ben vardır, benden içeri. Üstad diyor ki, dimağınıza, kafanıza, aklınıza gelen bir sürü düşünceler var. Bir kısmı şeytanın. İnsanın psikolojisi bozulmasına sebep şu, onun sözünü kendi sözünü zannetmesidir. İçinize gelen kötü ve olumsuz düşünceleri ben demenizden kaynaklanıyor, kötü hissetmenizin sebebi. Bak ustadın şu cümlesine bak, bir cümleye altın ile yazılsa liyakatı var. O onun sözünü kendi sözünü zannetmekten kaynaklanıyor. Onun Hasan abi peki insanın aklında şehvi ve uhrevi algılar var o zaman ki o onu çekiyor kendine. Evet. Mesela kendinden biliyor mu? Şimdi bu bölge var burada, bir bölge var. Bak şimdi hocam. İnsanın şu tam şu lobunda. Şu lobunda. Yani şu arkasına 7 tane şey var. Bak şimdi. Burada hayal. Serbest. Şeytan da çalıyor, melek de çalıyor. Kim öfürüyorsa, kim öfürüyorsa. Bir de tasavvur, düşünceler var, zanlar var, malumatlar var, bilgi var. Hani vesvese risalesinde ne diyor? Bilgi, ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Okuduk, ezberledik. Niye tard etmedi? Bilgidir o, ilim değil. İlim buradadır. İlim değildir. Bilgidir o. Şimdi bu bölgede şeytan ve melek, avaneleri, her çeşit iyi ve kötü, hayır ve şer, her şeyin beraber bulunabileceği, her şeyin her mertebesi beraber bulunabileceği, her daim insanın kontrolünde olması imkansız olan ve insanın aklını iksirleyip kalbini mayaladığı bir sistem bu. Bu serbest, bu insanın külli olduğuna, cem olduğuna, cami-ül ezdat olduğuna, 18 bin alemin kavşak olduğunu gösteriyor. Evet. Meleklerde ve şeytanda bu sistem böyle yok. Böyle bir sistem yok. Tek sistem var. Şeytanda hayır yok, yapma yok. Melekte şer yapma yok. Hayvanda ikisi de yok. Cinlerde var. Çok nakıstır, derecesi çok düşüktür. Koca Kur'an suresinde 114
surede bir cin suresi ki onlara da gelmemiş cin suresi. Bize gelmiş de bizden dolayı istifade ediyor. O seki Kur'an alemlere gelmiş. Evet. Yani onlara da gelmiş doğal olarak. Gelmiş gibi oluyor ama onlara muhatap değil. Ya yüellezine amenu. Tamam mı? Veya ya yüennaz gibi. Şimdi sistemi bildiğiniz zaman Jung sonra dedi ki benim içimde benim aklımla yarışan onu tepe takla yapmaya çalışan kimdir bulamadım diyor. Ama inanıyorum ki beşer insanoğlu bunu bulacak diyor. Yani Freud diyor ki insanı hareketlendiren aşırı isteklerdir. Ama yok diyor ki hayır diyor. Düşüncelerdir, doğru bilgilerdir, doğru yöntemlerdir. Ya da doğru olduğuna inandığı bilgiler. Yani işte onlardır. Kendisini. Peki bugün ben doğruluğuna inandığım bilgiler var, yöntemler. Yarın değişiyor. Evet. O zaman değişmeyecek bir yöntem olması lazım. O da vahiydir. Çünkü insan üstüdür. Peki vahiy var. Yetiyor mu? Yetmiyor. Ne lazım? Vahiy olduğuna inanmak için iman lazım. O zaman rahatlıyorsun. Okuyorum 15. ayet. İnsanın beşeri aklı ve bilgisiyle aydınlanamayacağını, cezası belirlenmemiş suç olmaz. Cezası belirlenmemiş. Suç olur mu? Olmaz. Kanunsuz da ceza olmaz. Hani ikide bir doğrularımızın, yanlışlarımızın değişken olmasının sebebi bu işte. Yani doğrularının doğrulandığı, doğruların doğrulandığı neresi olacak? Peygamberlerin mucizeleri ve bunlara bağlı olan akıl. Doğruların doğrulanması lazım. Onlar kim yapacak? Peygamberlerin mucizelerine bu aklı bağlamakla değişkenlikten insan kurtuluyor. Aklı peygamberlere, çünkü peygamberlerin en büyük delili ilim değildir. Fedakarlık değildir. Gayreti değildir, şu değildir. Çünkü herkes de aşağı yukarı olur. Kafirde de ilim var, fedakarlıklar varsa. Ama peygamberde bir şey vardır, kimse de yoktur. Mucize. O zaman doğrularını doğrulatma merkezi, kaynağı peygamberdir. Aklını ona bağlamaktır. Dinler ve cemaatler olduğu halde, bak dinler veya bu kadar cemaatin var senin, Risale'ni de seviyorsun. Tarikatçıysa tarikatının, bak dinler var, cemaatler var olduğu halde bu kadar değişkenlikler yaşıyorsak olduğu halde, bak yaşarken ya da dinler olmamış olsaydı ne olurdu? Yani mukayese et, şükret. Dinler var. En azından hatırına geleni birisine danışacak da birisi var yani. Telefon kaldırıp birisine sorabiliyorsun. Mesela din batıl dayı olsa rahatlatıcı unsuru var değil mi? Evet. Kesinlikle. Batıl dayı olsa usta diyor ki bir tane hakikat vardır. Mesela bana şeyde sordu karakolda. Bir ev meselesiyle Rize'de. Jandarma karakoluna çok acayibime gitti. Bir ev meselesi vardı. Oraya gittik. Ondan sonra Mudafa yazarken adam hoşuna gitti. Dedim şöyle yaz, böyle yaz falan. O çok güzel kelimeler kullanıyorsun, ne iş yapıyorsun dedi. Serbest takılıyorum dedim. Vallahi dedim serbeste benzemiyor dedi bu. Tamam, ondan sonra biraz başladık konuşmaya, bir şey anlatacağım. Sonra genişledi, bir 10 dakikalık işimiz vardı. İnanın bana, ben karakola girerken ikindi okunuyordum. Girmişken dedim ya 10 dakika şey sonra kılarım. Tam çıkacağım 27 dakika kaldı ikindinin çıkmasına. Dedim artık ben gidiyorum, ikindin kaçıyor. Kusura bakmayın. Ne sordu biliyor musun bunlardan? Volta atıyor komutan. Şey doldu. Saat 5. Yani yastı o zaman. 5 mesai bitti ya. Kimse gitmiyor. Doldu o da. En baş komutan geldi. Volta atıyor, dinliyor. Gurur kibirinden girmiyor ki. Ondan sonra bir adama soru soruyorlar, cevap böyle Allah Allah felsefeden, şundan, fizikten, kuantum fiziğinden, kuarklardan falan. Dedi ki açıldı, buyurun komutanım deyince, ya dedi sana bir şey soracağım dedi ve gideceğim dedi.
Ama dedi sakın dedi seni aşağı, aynı böyle diyor, seni aşağılamak, küçük düşürmek, bir ilmini, seviyesini tespit etmek değil. Nelerden beri bunun arkasına düşmüşüm, okumadığım kitap az kaldı ama hala tatmin olmuş değilim. Dedim nasıl bir soru, sor bakalım. Ya dedim, doğu öğretiler var dedi. Mesela Şakyamuni Buda, Budizm, Brahman, İsuzi, Tao. Ya dedi, din değil bize göre, tamam. Ama din gibi dedi ya. Din gibi öğretileri var yani, bazı kuralları din gibi. Ben bunu ne nasıl bir insan buna varabilince şüpheleniyorum dedi ya, açık söylesem. Hani peygamber de böyle olabilir mi diye. Yani onun için peygamber gibi ama değil diyor, kafir. Demek ki peygamber de olabiliyor yani bahisiz. Ben çok zor durumdayım dedi. Evet. Çok ilginç. Evet. Sonra dedim ki ona, evet ben de araştırmıştım onu dedim. Buldunuz mu dedi. Buldum ve rahatım dedi. Ne buldunuz dedi. Şimdi dedim eskide muhabere, haberleşme olmadığından Allah birkaç dakika sorucu, kaç bir cevabım ama hakikaten seneler vermişim bunu tatmin olmak için. Mesela muhabere olmadığından Allah Hatay'a bir peygamber göndermiş, Şam'a da bir peygamber göndermiş, Adana'ya da göndermiş. Hiçbir toplum varsa oraya, insanlık varsa istisna çok az. Fetret hariç. İki peygamber arası zaten boştu. Her topluma muhabere olmadığı için ona uygun peygamber. İçinizden birisi diyorduk. 124 bin peygamber gelmiş. Gelmiş. Peki iyi dinle. O topluma o gelen din hükmü kalkınca başka bir hüküm geliyor. O kafalardan silindi mi? Hükmü kalktı denilince. Kafadan silindi mi? Silinmedi. İnsanlarda duruyor. Bazıları yenisini kabul etmiyor ama eskisi duruyor onu. İşte eski kadim dinlerin hükmü kalkınca bazı kişilerde, çekirdek olacak kişilerde öğretilerinin kalması onu etrafındaki insanlara neşederek bir grup oluşturmasından kaynaklanan bir öğretidir bu. Bunun içerisi dine ve peygambere benzemesinin sebebi hükmü kalkmış din olduğunda evet bunun içerisinde Allah ve peygamber koymuştu. Ama bozulsa bilene kadar gene o ruh kokuyor. O veciz mana kokuyor. O öğretiler peygamberlerin ve kitaplarının, suhuflarının beşeri formata dönüşmesidir. Yani dinlerin beşeri hale dönüşmesi ne deniliyor öğreti. Ama hakiki. Özleri hakiki. Ama suretleri kısmen değişse bile ama o hakikati bir şey yapıyor. O nasıl fırladı, sarıldı. Din kokuyordu dedi ve peygamberden de şüphe ediyordum. Yani peygamber değil ama nasıl peygamber? Peygamber gibi konuşuyor. Evet o öğretiyi mesela bir saat din kalkmış diyelim haşa. Gazali gibi bir insan çıksa sanki peygamber değil mi? Ya Mevlana. Mevlana. Bütün mesela onlar peygamberimizi az bilirler. Amerikan kıtası. Mevlana daha çok iyiyim. Hazreti Muhammed'den daha fazla biliniyor Aleyhisselatü Vesselam'da. Mevlana. Muazzam satıyor abi eserleri. He? Çok acayip. Eserleri çok satılıyor. Çok satılıyor. Mevlana peygamberimizden fazla satıldığını Arjantin, Brezilya gibi yerlerde olanlar söyledi. Mevlana daha çok satılıyor. Mesela namazdan daha fazla biliniyor Sema. Evet tamam. Mesela Budistler de yapıyormuş bunu yani. O şeyi de yapıyorlar kendisi o. Ritüelleri. Yani beşeridir ama ruhu semavi. Yani semavinin beşeri formatına dönüşmesidir o öğreti. Çok iyi ama çok uğraşmıştım. Yani dinin bir öğretinin devamı olduğunu bulmak çok zordu. Çünkü abi ateizm mutlu etmiyor ama onlar mutlu olabiliyorlar. Adam mesela maymunat mesela bir tarikat var abi şu bir şeydi Hindistan'da abi. Adamların tapındığı şey fare. Fare abi tapınakları var. Farelerin içtiği sudan ruhunun tasavvuf ettiğini düşünüyor. Buna inanıyor adam. Ben bundan çok da mutlu. Ama ateist bir adam mutlu olamıyor. Olamıyor. Bu adam bu batıl şeye tapıyor.
Ama onlar da kendi kendini idare ediyor. Ve bu şekilde ölüp gidiyor adam yani. İntihar etmiyor mesela. Çünkü ateistliğin gösterdiği bir ritüel, bir vücut harici bir şey yok. Yok. Yanlış dahi olsa bir şey yok. Yok üzerine kurulmuş. Yok üzerine. Onun için cehennem dahi olsa Adem'e göre nimettir. Cehennem varlıktır. Bak bu batıl fareye tapmak, yılana tapmak, yılana tapan şey de var. Peki batıl bir şey tatmin etmesi ama ateistlik parlak cümleleri var. Çünkü ateistin gösterdiği bir ritüel, bir sembol, bir imaj, bir simge, bir realite yok. İnanç yok. Yok. Bir, neyin üzerine kurulmuş? Yokluk. Yokluk üzerine. İşte yokluk böyle yeis verir. Ruh da yokluğu kabul etmiyor. Etmiyor. Ne anlatırsa anlatsın ruh aç. Ama batıl bir öğretide memnun olabiliyor. Ötekisi. 16. Başlarınız bozulmadıkça müntesipleri bozulmaz. Yani bu alem-i İslam'ın veya bu insanların bozulmasının en büyük sebebi hadiste de geçiyor. Başınız bozulmadıkça, yani alimleri bozulmadıkça müntesipleri bozulmaz. Bak başlarınız bozulmadıkça müntesipleri bozulmaz. Hani hadis manada alimleri bozulmadıkça millet ve topluluklar bozulmaz. Başlarınız bozulmadıkça müntesipleri bozulmaz. Hani hadisi bir manada alimleriniz bozulmadıkça millet ve toplumlar bozulmaz. Çok başka bir hadis de var. Veya hadis. Veya şey okumuş muyum, işitmiş miyim? Alimlerin sözü de olabilir. Alimlere niçin söylemedin, tebliğ etmedin sorulmadıkça cahile niçin yaptın sorulmayacak. Onun için, ama bu hadis. Hadisi bir mana. Hani metini tam bilmiyorum ama şöyle. Diyor ki alimler bozulmadıkça milletlerin ve toplumların müntesipleri bozulmaz. Toplumda alim kalmayınca ne oluyor? Yani kıyamet oluyor. İşte o zaman bitiyor zaten. Ama alimler var oldukça, tebliğ devam ettikçe Allah noktayı koymuyormuş. Alimin ölümü, alimin ölümü. Evet, o. Yani insanın kurtulması için uğraşıyor. Alem, alim, alem gibidir. Yani o kadar anlam yüklemiş çünkü anlamsızlığa itilmişti yani alem. Devam ediyor. Bir daha okuyayım. Başlarınız bozulmadıkça müntesipleri bozulmaz. Hani hadisi bir manada alimleri bozulmadıkça millet ve toplumlar bozulmaz. Kanunu bu. Fedakarlık yapmayan, dürüst olmayan lider, et bana böyle olun demeye hakkı yoktur dese de tesir etmez. 17. ayet. Hakkım yeniyor. İfade edemiyorum. Çaresizim deme. Ne yapacağım peki? Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Allah Allah. Bir daha, hakkım yeniyor. Hakkım yiyorlar. Ama bu defa edemiyorum. Alamıyorum da. Ya adam zalim veya kendimi ifade edemiyorum. Hakkımı alamıyorum. Bak ne diyor? Diyor ki, hakkım yeniyor. İfade edemiyorum kendimi. Çaresizim deme diyor. Niye? Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin sana yeterlidir. İnsanın en çok psikolojisini bozan sebeplerin başında geliyor bu fikir. Hangisi? Benim hakkımı müdafaa edemiyorum, hakkımı yediler. Ama ne diyor? Rab, rububiyetten kainat idare ediyor. Merak etme. Allah ihmal etmez. Mühlet verir. Hakkım yeniyor. Müdafaa edemiyorum deme. Ne diyor biliyor musun? Peygamberimize diyor. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin sana yeter. Bunu bak biraz önce ateistin veya o batıl öğretilerin mukayese yaptık. İşte ben şimdi yapamıyorum. Çıldırıyorum. Hakkımı yedi ya. Yiyor da bir şey de yapamıyorum. İfade edemiyorum yani. Konuşacağım zaman da ya asabi oluyorum veya ifade edemiyorum. Ama yiyor hakkımı. Çıldırıyor değil mi? Sonra bu ayet ona gelince kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Şimdi sen buna inansan
Yani haşa, 100.000 defa haşa. Ahiret olmasa bile dünyada rahat edersin. Bir teselli. Peki ateistlik neyin üzerine kurmuş? Ne anlatırsan anla. Ne kadar parlak cümle olursa olsun hiçlik üzerine kurmuş. Fış. Ve hiçbir yani hiçlik de insanın ruhunu tatmin etmez. Ama Budizm, Brahmenler, fareye tapanlar, Tao'lar batıl yani. Faredir. Fareye tapıyor ama bir şeye tapıyor. Ateistlikte bir şeye tapma yok. Tapınıyor ama yok. Hiçlik olduğu için ruh işte yeis maniyken yani boşluk, hiçlik işte insana böyle dehşettedir. Ne kadar mesela diyelim ki hakkın yeniyor. Hakkım yeniyor ama çaresizim, şey yapamıyorum. Rabbin yeter. Haşa 100.000 defa haşa. Ahiret ve Kur'an şey olmasa bile, yani ahiret olmasa, değil mi? Ama sen buna inanabiliyorsan Rabbin Rabbin sana yeterlidir. Bu seni tatmin ediyor. Dünyada rahat yaşıyorsun. Gücün yetmiyor. Görürsün ahirette diyorsun. Orada görüşeceğiz diyor. Peki böyle bir şey olmayan ateistin, yani ahireti yok. Nereye görüşecek? Nereye aktaracak? Nereye erteleyip öteleyecek? Tatmin olacak hiçbir yer bulamaz. Ama bu merak bir dönüş kendine oluyor. Evet çok. Bu acayip yani. Mesela evet alamıyorum ama acizim ama her şeye hakim olan, her şeye gücü yeten, beni de çok seven, benimle de çok alakadar olan, her şeyi de en iyi bilen ve hiç kimsenin hakkı ihmal edilmeyecek diyen bir Allah var. Öyle diyor ya ayette. Hiç kimsenin hiçbir şeyi ihmal edilmeyecek. Her şey apaçık kitapta dürülmüştür diyor. Herkes kendi kitabını yazıyor. Herkes kendi kitabını yazıyor. Oku denilecek. İkra kitap. Al kitabını. Acayip ya. 18. ayet. Dünyalıkların çok olmasına sebep nimet zannetme. Bana Allah nimeti çok verdi. Dünyalık çok. Her çokluk nimet değildir. Biliyor, unutma Karun'u. Yokluğu da, yoku da itap ve ceza görme. Yani bana vermedi. Allah bana ceza veriyor. Zannetme. Verilenlerin ahiret mesuliyetlerinin olduğuna şuurun nispetinde rahat edersin. Yani bana bunlar verildi ama acaba bunlar bana ne demek istiyor? Sorumluluğu üzerine al, sorumlulukla farkındalığını artırarak bunun bir hesabı, bir kullanma şekli var deyince o sana basamak olur. Bak, verilenlerin ahiret mesuliyetlerinin olduğuna şuurun nispetinde rahat edersin. Bu olma, isteme, çalışma, yani bu, anlama şunu, istemem, çalışma manasına değil. Gelmeyince üzülme, senin için hayli budur de. Yani hayırlısı buymuş. Yani her verilen nimet sorumluluk getireceğini, getirdiğini unutma. İnsana bir sorumluluk yüklüyor. Mesela ayet ilk geldiği zaman, kalbe gelseydi, geldiği yeri sorumlu tutardı. O zaman delinin, çocuğun ve fetret ehlinin kalbi de mesul olurdu. Kur'an ilk geldiği zaman nereye muhatap almışsa onu sorumlu tutuyor. Akla gelmiş. Onun için aklı olmayanın dini yoktur diyor. Ama dini olmayanın kalbi vardır. Yani delinin. Dolayısıyla sana bir şey verildi mi? İmtihan kabul et. Hatta en ilerisini söylüyorum. En ilerisini. Aşere-i Mübeşşere'den Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz burada söylemiştim. Cennette müjdelenenlerden birisi. Size soruyorum. Birkaç sayfa, saniye kendi halimizde düşünün. Size müjde gelseydi peygamberle, bu peygamber var diyelim. Aşere-i Mübeşşere'densin. Cennette müjdelendi. Hadis. Ne hissederdin? Ne kadar sevinirdin değil mi? Peki, acayip olurduk. Namazı terk ederdim. Ben enel oruç mu olucu? Çünkü nasıl garanti?
Garanti, oruç, zekat neyi vereyim? Ben oruç tutayım. Ben garanti oldu. Bırakırsan geri almak. Geri almak yok. Allah verdiği karar bitti. O lezzetini bırakamazdın ki. Ha. Bırakmayacağını bildiği için vermişti. Harika. Ufak tefek ama çok büyük konuşuyor. Hazreti Ömer Efendimiz demiş ki, ne yapmış ben merak ettim. Merak ettim, muhaşer-i mübeşşere cennette müjdelenince, o zatlar ne yaptı dedim ya, işi bıraktılar mı? Eyvah dedi, imtihanımın şekli değişti. Hadi. Bunu bizim anladığımız gibi anlamadı, imtihan olarak anladı. Daha şartlar zorlaştı yani. Evet, daha ağır yük yüklendi dedi. Sorumluluk arttı. Arttı. Çünkü aslında sorumluluk verilmiş sorumluluk oluyor. Sorumluluk normal. Müjdeden çok sorumluluk yükleniyor yani. Evet. Hani vefa dersini yapmıştım ben. Vefanın bir sıfatı şudur. Sorumluluk almaktır. Vefa, senin ruhunu yaratana veya ruhumdan ruhuna kokusu, şekli, sureti, sesidir. Âli ruhların sıfatıdır vefa. Sufli ruhlarda arama onu. Vefasızdır. Evet. Vefayı sufli ruhlarda arama. O vefasızdır. Vefa acayip bir mihenk taşıdır. Vefa niçin kullandım burada? Sorumluluk alır. Sorumluluk almayan vefasız insan ne yapacaksın? Sen nankörlük, vefasızlık arasında... Yok yok. Nankörlük halk arasındaki eylemdir. Vefa ruhsaldır. Nankör böyle hissidir. Daha aşağılardadır. Maddeye bakıyorum. Evet. Yani böyle ona anlamsızlık yüklemektir nankörlük. Vefa daha bu üst bir evet, kimlik yani. Ruhta evet daha üst kimlik. Ruhsal bir halettir. Namaz. Vefalı insandan korkmayın. Vefa, ruhlar arasındaki ruhun karşıki ruha sureti, sesi ve kokusudur. Üç tane. Sureti, şekli, sesi ve kokusudur. Sureti, sesi, kokusudur. Nasıl abi? Ruhun kokusu olur mu? Olmaz değil mi zaten? Var. Ama başka bir koku. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeler o zaman gizli Mekke'de. Nerede? Hangi evde? Hangi mağarada? Nereye gitti? Nasıl buluyorlardı? Telefon yok ki. Geçtiği yerlerde bıraktığı kokudan sahabe o kokuyla buluyormuş. Başka? İmam-ı Muhammed el-Şeybani kişiyi görmeyeyim, sesini de duymayayım. Kokusunu alayım, onun karakterini söylerim diyor. İmam-ı Ebu Yusuf kimin talebesiyiz görüyor musunuz? İmam-ı Ebu Yusuf kişiyi görmeyin, sesini duyayım, bu sesin karakterini söylerim. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, ben kişiyi görmeyeyim, aldığı abdese bakayım, niçin aldığını, karakterini ve içsel yapısını, hissiyatını size söyleyeyim. Peki ne demek? Bir şeyi her şeyle izah etme makamına çıkmışlar. Her şeyle bir şeye, bir şeyle her şeye bakabilme makamı âli yükselmişler. Bunlar içtihadın sıfatından bir tanesi budur. Her şeyle bir şeye, bir şeyden her şeye bakabilmek. Yani Kur'an'ın bütünselliğiyle tek ayeti de bütünsellik noktasında ona göre anlam yüklüyorlarmış. Bütünden manayı çıkartıyor. Bütünsel. O ayette nasıl çıktı? Bütünden, bütünlük içinde tümelle, tikeli. Tamam mı? Soyuttan somuta, bütünsellikten bir ayete bakarken arkada bütünlük var. Allah Allah bu sen burada mı çıkarttın? Evet kardeş. Nasıl yaptın? 50 sene lazım sana. Ama herkese de nasip olmuyor. Onun için bilmiyorsanız ayette ne diyor? Bir bilene gidin. Bilene sorun. Ondan sonra Kur'an'da Yahudi gelmiş. Bir sahabeye mi? Bir tanesine demiş. Veya alimlerden mi? Okudum. Diyor ki madem Kur'an'da yaş kuru her şey var diyor. Bu un çuvalında diyor. Kaç tane ekmek çıkar diyor. Kur'an'da bul bana dedi. Tamam yarın gel söyleyeyim sana. Galiba
İmam Azaman mı sormuşlar. Ondan sonra yani dedim şu kadar. E nasıl oldu dedi. Kur'an diyor ki bir şey bilmiyorsanız bilene sorun. Ben de fırıncı değilim. Fırıncıya sordum. Kur'an'a uydum. Kur'an bana yönlendirdi. Bilmiyor musun? Bilmiyorum ey Kur'an. Bilene sor dedi. Ben de fırıncı bir çuval ekmeğin şeyden ondan ne kadar ekmek çıkar bu kadar. Kur'an'da var ya. Evet. Kur'an'da var. Var. Allah Allah. 18'i bitirmiş miydik? 22. İçsel aleminde yalnızlığa, kınanmışlığa, bak içsel alemimizde yalnızlığa itildim, yalnızım, kınanmışlık, kınanıyorum. Beni kınıyorlar. Bak, yalnızlığa, kınanmışlığa, terk edilmişliğe itmiş zannetme, zannetme kendini. Yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından ve bunların vahşetinin dehşetinden beslenip büyüyormuş bu. 24. sözden şerhettim o ayeti. Üstad diyor ki, kimsesizliğin vahşetinden, kimsesizlik vahşet doğurur, erva habisenin izacatından, yeisin zulümatından. Yeis zulümat yapar, kimsesizlik vahşettir. Erva habise izacat yapar. Burada ne çıkıyor? Benim iç alemimde yalnızım, terk edilmişim. Kimse benimle alakadar değil. Kimse beni sevmiyor. Kimsenin umrunda değilim deme. En azından kainatın sahibi seninle ilgileniyor. Nereden biliyoruz? Rızkını kesmedi. Evet. Tamam. Peki Allah benden ümidini kesti diyenler de oldu. Ben dedim ki şeytan bile insandan değil peygamberden bile ümidini kesmedi. Şeytan peygamberden bile ümidini kesmedi. Allah kullarından ümidini keser. Şeytan kesmedi de Allah keser. Sen Allah ne zannediyorsun? Tabii Ahmet Mehmet mi zannediyorsun? Allah ne kadar hoş bir şey. Çünkü niye? Sana bunu dile getirme fırsatı bile vermiş. Evet. Yani, arkadaşlar, yeis zulümattır. Kimsesizlik, vahşeti anlatmıştım. Helikopterle Mehdi abi, bir adam götürsek safariye Afrika'ya, atsalar, timsah saldırıyor abi, timsahın ölüm şeklini biliyorsun. Kartın. Oradan kaçarsın. Sırttan saldırdı bu sefer. O da biliyorsun hay adam başlıyor parçalamaya. Evet. Oradan da kaçtın. Kobra ilanına doğru gidersin. Ya kaçıyorsun. Mehdi abi. O Afrika'da bir sürü hayvanlar. Ayı var mesela. Böyle. Şu var bu var. Akbabalarla beynini parçalıyor. Mehdi abi en kolay en güzel ölüm şekli hangisidir abi sence? Timsaha mı girsek? Yılanın içine böyle döne döne gitsek de böyle kor kor. Kemiklerimiz canlı canlı mı kırılsa, aslan mı boğazımızı parçalasa, sırttan mı hayamızı parçalasa, hangisiyle ölmek isterdin abi? Abi sırttan o güzel kesin. Bu zor değil mi? Diyemiyoruz. Peki, şimdi o anda ölmeden ama bir tanesini seni seçecek. Ama daha seçin, kalkmadı seni. O anda insan ne hisseder? O bunu veriyor. Kimsesizlik vahşettir. O psikoloji aslında psikoloji. Yani. Psikoloji. O psikoloji bu psikoloji. Yani son orada bulunma mi? Anındaki psikoloji kimsesiz. Beni kimse sevmiyor. Kimse benimle alakadar değil. Kimsenin umurunda değil. Yalnızlaşmak, sevilmediğine inanmak. Beni kimse sevmiyor. Oysa kimse seni sevmiyor değil. Kim sevmiyor biliyor musun başta? Sen seni sevmiyorsun. Sen seninle barışık değilsin. Sen seninle kavgalısın. Allah seni seviyor. Şeytan bile ümidini kesmemiş senden. Allah keser mi? Ya. Hocam en çok Allah, insan kendini mi sevmeli? Evet. Evet. Allah seni sevdiğine delil bu ayetleri göndermesidir. Ben ayetten çıkarttım. Yeisin zulümatından,
kimsesizlik vahşetinden, ervah habisinin izacatına cindir, şeytandır. Seyrettiğimiz filmler, müzikler vesaire kafamıza ervah habisi oluşuyor. Bu izacat, izacat şu. İzacatı anlatıyorum. Bilgisayar girdi Mehmet abi. Aldı bir gaflet gençliğimizde bilgisayarlar. Uygunsuz hiç o hoş olmayan bir siteye gitti. Kapattık. Abi 7 sene üzerine geçmiş. Ama o site senin IP bilgisayar numaranı kaydetmiş. Bazılarında öyle bir şey var. Sen başka 7 sene geçmiş abi. İş yerinin şeylerini yaparken pat diye 7 sene önceki o sitenin sayfası tak diye geldi. Tövbe estağfurullah, iyi ki yanımızda kimse yok. Tren kapattı. Bu nereden geldi? Bunu bilgisayar uzmanları buna spam diyor. Spam. Yani kendisini unutturmuyor. Kenar, buna küfür etme, merak etme, o iş duruyor. Peki aynı bu sistem insan kafasında var. Daha önce geçirmiş olduğu hadiseleri, travmalar vesaire, şeytan temcit pilavı gibi bazen spam yapar. Nereden geldi deme. Ya Mehdi abi alır seni 19 sene önceki bir hadise. Vay be. Artık bir saat mi, bir hafta mı, bir gün mü? Kuyu yapar, hapishane yapar. Yusuf'u hapishane, kuyuya kim indirdi? Hangi iste indirdiler? Haset. Haset ne yapar? Oradan çıkarıyor bu şey. Psikolojiyi oradan tespit ediyorum. Kuyuya inme kasettir. Kim haset ederse kuyuya iner. Peki hapishaneye kim sokar? Hakimhane. İntikam, nefret, gadab, hiddet. Ha, öyle bu firavunlar yapıyor. Hapishaneye zindana koyuyor. Ha, şu o zaman eğer birisine kin, nefret, intikam varsa ona bir şey olmaz. Sen hapishaneye giriyorsun. Kilitliyorsun kendini. Şöyle yaparsan usus yoldan da kimse olmasın. Diyeyim Ömer abi. Baktım ki 2'de 1 beni hapishanede şey yapıyor. Rahatsız ediyor. Ömer abi geliyor. Nasıl dedi? Ne dedi ya? Allah Allah. Ah kafasız kafam. O zaman niye böyle yapmadım? Diyeceğimi kendi kendine bu hapishanedir. Çıkalım şimdi buradan. Bunu çıkma. Bunu ben böyle yaşadım. Sana bir zararım var mı? Yok. Bir ceza da veremiyorum. Buradan kurtulmanın yolu, böyle nüfret, kinden kurtulmanın yolu hususi bir odada kalıp sana karşı şöyle Ömer abi veya Müslüm abisi olmaz. Ömer! Affettim seni! Ömer! Affettim seni! Ömer! Affettim seni! Ya Rabbi onu da beni affet. Bu kafadan çıktı. Ama sipamı getirecek şeytan. Gene gelecek. Her gelişte şöyle ya. Denediğimi söylüyorum. Yaşadım. Tanık ve şahidim. Ya Rabbi. Ömer abi de affet. Beni de affet. Allah'ım ona da merhamet et. Bana de. Şeytan diyor ki ulan ben bunu cin nefret yaptırmak için iken getiriyordum sipamı. Evet. Adam dua ediyor. Allah da duası. Allah'ım onu affet. Kusurlarını affet falan. Beni de affet. Ona da, bana da hayırlı şeyler ver. Ona bir getirdim. Adama bak ya dua ediyor. Duaya vesile oldu. Hoşuna gitmedi adamın. Neyse başka bir zaman bir daha getirdi. Gene bir dua ettin. Ne zaman getirirse dua ediyorsun. Şeytan diyor ki lan ben hayra mı vesile olacağım? Bir daha gelmez. Bir daha gelmez. Ama çünkü şeytan bilinçli bir varlık. Tabi şuurlu. Zeki ama akılsız. Akıl nedir? Akıl ikaldır, bağdır. Vahye bağlanan, bağlanırsa insan akıllı olur. Vahiden kopan akıl zekidir. İşte onun için yakınun, takirun, efele tefekkerun, fete bir rüyavlu lehman. Aklı şahit gösterdiği vahye bağlı olanı. Vahye bağlı değilse ama iyi bir doktor, iyi bir öğretmen.
iyi bir mühendis vesaire, iyi bir hoca uzaylı, aklı vahye bağlı değilse o zekidir. Zeki nedir? Aklı vahye bağlı değil, o bildiği doktorluklu, hocalıklı, mühendislik o bilgisini ben merkezde işlettirendir. Vahiy merkezde değil. Ve 24. Okuyun kesin. Bakayım kaç dakika oldu. 10 dakika oldu. Evet. Şu maddeyi okuyun kesiyor. 23. ve 24. ayet. Rabbini Allah yap. Kimseyi putlaştırma. Yani hakkın ve doğrunun kaynağı yapma kimseyi. Anne ve babanıza da öf bile demeden çok iyi davranın. Onları azarlama. Nereden başıma geldi ya? Ölmedi de kurtulma deme. Para töner gibidir. Defi belliyattır. Belaların, musibetlerin def olmasına sebeptir. Onun bereketi seni kesenin içine koyar. Karın, eşin, işin, aşın bir yerde kanser olacaktı. Onu kaldırıyor. Yani o bela gibi gördüğün belanı def ediyor, biliyor musun? Dert gibi gördüğün dertlerini kaldırıyor. Bak, Allah, herkesin Allah'ı birdir. Ama Rabbi bir değil. Herkes kendi aleminde ne anladıysa o Rabbidir. Onun için Rabbini Allah yap. Ona yaklaştır. Kimseyi putlaştırma. Nasıl anlayacağız? Rabbini Allah yapmanın birinci alameti kimseyi putlaştırma. Nefsini putlaştırma. Kişileri putlaştırma. Hakkın ve doğrunun kaynağını yapma kimseyi. Ama doğru ve hakkın temsilcileri, nakilcileri var. İstasyonlar gibi. Alimlerde kitaplar böyledir. Naklederler. Nakilci değil. Kaynak olursa şeyhtir, hocadır vesaire. Bu put olur. Anne babana da öf bile deme. Çok iyi davran. Ganimet değil. Onları azar. Ganimet bil vallahi. Mesela bizim bir Müslüman kardeşimiz. Yani bizim içimizden olan bir değil. Müslüman bir kardeşimiz, kimsesi yoktu. Yani ama dine, Kur'an'a hizmet ediyordu. Biz bir hastalığından dolayı yanımıza aldık. Bizim dershanede bakılıyor. Yani bizim içimizde olan değil. Ama niye? Onları niçin anlatıyoruz? Ganimet kabul ediyoruz. Abi zor evlat için de bu durum geçerli mi? Evladım zor bir insan. Evet. Şimdi evlat zor, annesi babası orada olduğu için bu zorsa eğer çıksın anne babası hepten imkansız olur. Yok abi, kendi evladın mesela seni çok uğraştırıyor. O da aslında beni bir ganimet midir yani? Evet, o da intiha. O da. Ama farklı bir o. Bu Kur'an'da salih ifade. Bu baştan demedim. He. Ama evlat mesela biraz el ceza min cinsil ameldir. Yani babamızı annemizi bir yetiştirmedik, başımıza Allah getirdi. Evladımıza biraz bizim eylemlerimizin karşılığı. Bu o değil. Azarlama, ikisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametli ve alçak gönüllü, gönüllükte kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi de sen onlara merhamet göster diyerek dua et ve dualarını al fırsat elindeyken. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı masırla.